Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sulu boya ile gün batımında bulutlar çalışması yapıyor olacağım. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Ben öncelikle sulu boya kağıdımı zeminime bu şekilde bir kağıt bant kullanarak sabitledim. 300 gramlık sulu boya kağıdı kullanıyorum. Sulu boyam burada. Elimde çeşitli kalınlıklarda fırçalarım var. Kağıdım küçük olduğu için çok fazla kalın fırça kullanmayacağım. Gerektiğinde fırçalarım yine elimin altında. Onları da kullanacağım. İki tane su kabım var. Birisi fırçamı temizlemek için. Bir diğeri de temiz su almak için. Yanınızda bir miktar kağıt peçeteniz olsun. Zaman zaman istediğinizden fazla boya kağıdınıza sürdüğünüz zaman ya da bir hata damlatma sıçratma yaptığınız zaman hemen kağıt peçeteyle bunu anında alabilirsiniz. Onun dışında da kendi çektiğim bu fotoğrafa, bulutlar fotoğrafına bakarak sulu boya çalışmamı gerçekleştirmeye çalışacağım. Evet, sulu boya kağıdımızı zeminimize kağıt bantla sabitledikten sonra bu şekilde ben sünger yardımıyla ıslatıyorum. Bunu kalın bir fırça kullanarak da yapabilirsiniz. Ve o sırada biraz kağıdımızın suyu emmesi gerekiyor. Yani direkt çalışmaya başlarsanız boya istemediğiniz kadar fazla dağılır. Eğer boya çok kurursa boya hiç dağılmaz. Bunun için kağıdın suyu emip biraz nemli hale gelmesini beklememiz lazım. O arada ben boyalarımı da sulu boyamı da temiz su ile ve fırça yardımıyla birer ikişer damla temiz su ile ıslattım. Yumuşayıp daha kolay kullanır hale gelsinler diye. Çalışmamı ben aşama aşama gerçekleştireceğim. Bu ne demek? Bu şu demek. Örneğin o fotoğrafta gördüğünüz fotoğrafta beyaza yakın alanlar var. Açık tatlı sarılar, turuncular. Onlardan başlayacağım. Onları kademe kademe arada kurumasını bekleyip tekrar ıslatarak üzerinden çalışacağım. Çünkü alttaki renklerin de kaybolmasını istemiyorum. Gitgide koyulaştırarak maviler, lacivertler, mavi mor tonlarıyla ve en sonda da alttaki o koyu lacivert ve siyah gölgeli alanları çalışarak çalışmamı tamamlayacağım. Evet, daha önce de söylediğim gibi ben kendi çektiğim bir fotoğrafı kullanacağım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Veya telifsiz görseller indirebileceğiniz pek çok site var. Oralardan beğendiğiniz bir bulut fotoğrafını indirip ona bakarak, onu referans alarak çalışabilirsiniz. Ben az sonra çalışmama başlıyor olacağım. Yanımda her zaman ben bir deneme kağıdı bulundurmayı da uygun görüyorum. Yine yanımda bir peçete, fazla boyayı ve suyu almak için her zaman tercih ediyorum. Siz de bu şekilde hazırlıklarınızı yapıp çalışmanıza başlayabilirsiniz. Thank you.
daha sonuna geldik. Dilerim çalışmayı beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bundan sonraki çalışmalarımda ne yapacağımı merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın, sanatla kalın. Allah'a ısmarladık.